İki tane üyenin Rum kesimi haksız bir şekilde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde üye oldu ama oldu. Ama iki üyenin her şeyi rehin almasına izin vermeyin. İnanın bu Avrupa Birliği'nin çıkarlarında da değil, bizim çıkarımıza da. O ülkelerin de çıkarına değil. Benim anlatmak istediğim bu. Şimdi son zamanlarda Batı Balkanlar ve Türkiye'de bir suni ayrıma girdiniz. Yani bunun Ege Adaları'yla veya Doğu Akdeniz'de ne ilgisi var? Rum tarafı Kıbrıs Türklerin her konuda olduğu gibi yok sayıyorlar. Ve tek sahibi kendileri gibi görüyor. Avrupa Birliği'nden de bu konuda sağ olsunlar koşulsuz destek görüyorlar. Bu onları daha da şımartıyor. Dolayısıyla bugüne kadar sorun çözülmedi. O yüzden diyorum Avrupa Birliği sorunun tarafı olmak yerine çözümün tarafı olsun. Bir de bizim kendi kıta sahanlığımızda sondaj faaliyetlerimiz var. Bu bizim egemenlik hakkımızdır. Ama buna rağmen biz Doğu Akdeniz'de, başta Yunanistan olmak üzere, Rum kesimi hariç tüm ülkelerle işbirliğine, diyaloğa hazırız. Geçmişte Ege'de de biliyorsunuz Yunanistan'la müzakere ederek bu sondaj faaliyetleri ile ilgili kararlar almışız. 76 yılından bahsediyorum. Doğu Akdeniz hepimizin ortak denizi ise buradaki nimetleri paylaşmayı bilmemiz lazım. Peki burada bu noktaya nasıl geldik? Maalesef Yunanistan ve diğer ülkeler Türkiye'yi yok sayarak, Türkiye'yi dışlayarak kendi aralarında işbirliğine geçtiler, girdiler, arayışına girdiler, anlaşmalar imzaladılar. Yayınladıkları haritalarla da Türkiye'yi kara sularımızdan bile daha dar bir alana hapsetmek istediler. Türkiye olarak biz de kendi çıkarımızı korumak durumundayız. Uyarılarımız dikkate alınmadığı için adımlarımızı attık. Ama bundan sonra tansiyonun artmaması için bazı konularda esneklik gösterebileceğimizi yine söyledik. Yunanistan'la diyaloğa hazır olduğumuzu söyledik. Cumhurbaşkanımız bizzat zaten Mitsotakis'e söylemişti. Ve bu son telefon görüşmesiyle birlikte bu diyaloğun devam etmesinden yanayız. Ama Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde ya da sınırlarının içinde Türkiye'ye kimse de bir şey dikte etmesin. Diğer ülkelerde kendi egemenlik haklarına giren konularda kimseden talimat almaz, kimse onlara dikte etmez. Bu gayet doğal. Herkesin saygı duyması lazım. Bağımsız bir devletin yapması gerekeni biz yapıyoruz. Dolayısıyla işbirliğine varız, dayatmaya karşıyız ve tek taraflı bugüne kadar Türkiye'yi dışlayıcı adımlar sebebiyle de bugün buralarda gerginlikler oldu. Bunun da müsebbibi biz değiliz. Bu konularda da Avrupa Birliği'nin ara buluculuğuna biz de destek veririz. Kıbrıs konusunda ve diğer konularda yeter ki Avrupa Birliği dürüst bir ara bulucu olsun. Yani İngilizce honest broker diyorlar ya, o anlamda söylüyorum. Dürüst bir ara bulucu olsun ve üyelik dayanışması yerine tarafsız, objektif bir şekilde davransın. Biz Avrupa Birliği ile çalışmaya varız. Avrupa Birliği'nin yapması gerekenler var, sorumlulukları var. Türkiye'nin yerine getirmesi gereken sorumluluklar var. Peki Türkiye bu sorumluluklarını yerine getirdi mi? Getirdi. Peki getirirken başka şartlar koştu mu? Doğu Akdeniz olsun, başka yani göç konusunu ilgilendirmeyen konuları gündeme getirdi mi? Hayır. Şimdi Avrupa Birliği şartlarını yerine getirdi mi? Getirmedi. Şimdi göç konusunda evet yeniden gözden geçirelim diyorsunuz. Ama ilerleme mesela kat edebilmemiz için Rum kesiminin endişelerini yerine getirin diyorsunuz. Ne alaka var? Ne alakası var? Hiçbir alakası yok. O zaman biz de başka şartlar koşalım. O zaman bu sorunu çözebilir miyiz? Çözemeyiz. Bu sorun ortak sorun mu? Evet ortak sorun. Birlikte mi çözüm bulmamız gerekiyor? Birlikte çözüm bulmamız gerekiyor. Hem o insanların iyiliği için önemli, hem de Avrupa ülkelerin ve bizim de iyiliğimiz için önemli. O zaman işte o iki konuyu karıştırdığımız zaman, siyasi olarak hepsi bağlantılı olsa bile teknik olarak karıştırdığımız zaman o zaman tıkanıyor. Tıkandığı zaman çözüm bulamayacağız. Ne yapacağız? O zaman Türkiye bizi tehdit ediyor, göçmenleri artık durdurmuyor diye Türkiye'yi eleştirmeyeceksiniz. O zaman Türkiye artık gitmek isteyenleri durdurmama kararını uygulamaya devam edecek. Yani çok açık konuşalım. Bunlar tehdit değil, tehdit dili değil. Samimi olalım. O yüzden diyoruz, yani iki tane üyenin, yani Rum kesimi haksız bir şekilde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde üye oldu ama oldu. Ama iki üyenin her şeyi rehin almasına izin vermeyin.
İnanın bu Avrupa Birliği'nin çıkarlarında da değil, bizim çıkarımızda da. O ülkelerin de çıkarını değil. Benim anlatmak istediğim bu. Yani burada her şey birbirine bağlı olsun. Genel anlamda çerçevede ilişkilerin iyi gitmesi için. Ama spesifik konularda bile hiç alakasız konuları şart olarak koyduğunuz zaman o zaman biz de yükümlülüğümüzü yerine getirmeyiz. O zaman birbirimizi suçlamayacağız. Ya da tam tersi bu olaylardan bağımsız bir şekilde Doğu Akdeniz'den oturacağız, konuşacağız. Göç konusunda birlikte ne yapabileceğimize karar vereceğiz. Yani ve bizim görüşümüz bu. Bence yani son derece adil bir yaklaşım içindeyiz. Ama her konuda bunların sizi rehin almasına izin verirseniz o zaman suç bizde olmaz. Çok açık konuşalım. Olmaz. O zaman bizi suçlamayın ya da Türkiye tehdit ediyor falan demeyin. Ya da Türkiye'ye karşı ilave yaptırım kararları almayın. Aldığınız zaman o zaman bizim de atacağımız adımlar vardır. Sahada, Akdeniz'de, her yerde. O adımları da atarız. Hiç çekinmeden atarız. Bunu mu tercih ediyoruz? Yoksa ilişkileri geliştirmeyi mi tercih ediyoruz? Biz ilişkilerimizi, işbirliğimizi geliştirmeyi tercih ediyoruz. Avrupa Birliği'nden de aynı yaklaşımı bekliyoruz. Şimdi Mülteciler Yüksek Komiserliği ne diyor? Açık bir şekilde Yunanistan'ı kınıyor. Avrupa Birliği ne diyor? Yunanistan bizim sınırlarımızı koruyor. İnsanları öldürse de, botları batırsa da hakkıdır, destekliyoruz diyor. Ama Avrupa Birliği'nin sınırları güneyde Suriye'den başlıyor, doğuda İran'dan başlıyor. Yani Türkiye ile beraber, Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarıyla beraber başlıyor. Şimdi biz aynı Türkiye'den, İdlib'den veya Suriye'den gelen göçmenlere böyle muamele yapsak Avrupa Birliği'nin tepkisinin ne olabileceğini hepiniz görüyorsunuz. Biliyoruz. Diğer ülkelere karşı da yine Avrupa Birliği'nin çok ağır eleştirdiğini biliyoruz bu konularda. Şimdi göç konusunda örneğin, şimdi kendi dinamikleri var. Yani bu göç mutabakatına baktığımız zaman zaten hiçbir şekilde Doğu Akdeniz veya başka şartlar yok. Yani burada her şey birbirine bağlı olsun. Genel anlamda çerçevede ilişkilerin iyi gitmesi için ama spesifik konularda bile hiç alakasız konuları şart olarak koyduğunuz zaman o zaman biz de yükümlülüğümüzü yerine getirmeyiz. O zaman birbirimizi suçlamayacağız. Ya da tam tersi bu olaylardan bağımsız bir şekilde Doğu Akdeniz'den oturacağız, konuşacağız. Göç konusunda birlikte ne yapabileceğimize karar vereceğiz.